Hepiniz hoş geldiniz. Moderna'da Villa TV kurucusu Niyazi Oylan ben. Bugün Kuşadası'nın en büyük malikanelerinden birine geldik. Buranın 1300 metrekare arsası var. Üzerinde çok şahane bir villamız var. Birlikte önce fragmanımızı izleyelim. Sonra bu özel malikanemizi birlikte tanıyalım. Metrekare arsa payı olan malikanemizin tam şu anda giriş kapısındayız. Buradan içeriye giriş yaptığımız zaman 4 araçlık otoparkımız var. Görmüş olduğunuz gibi araç otoparkımızın girişi de kumandalı sistemle açılıp kapanabiliyor. İçeri girdiğimiz zaman tam karşımızda park edebileceğimiz bir araç alanı var. Buraya bir araç daha park edebilirsiniz. Sağ tarafıma da 2 araç daha park edebilme şansınız oldukça yüksek. Burada toplamda 4 araçlık otoparkımız var. Karşı alanımızda da büyük bir bahçe alanımız var. Malikanemizin bahçesini gezeceğiz. Sonra da içerisini birlikte gezeceğiz. 1300 metrekare alan içerisindeki malikanemizin şu anda tam bahçe alanına giriş yapıyoruz. Buranın dört tarafı tamamen kendine ait müstakil ve özel havuzlu villamız. Biraz önce de göstermiş olduğum gibi 4 araçlık otoparkımız var. Hemen girişte bahçe alanımız oldukça büyük bir alan görünüyor. Yani normalde Kuşadası'nda alışık olduğumuzun aslında biraz dışında. Çünkü genelde Kuşadası'ndaki villalar böyle 500 metrekare, 600 metrekare veya 400 metrekare alan üzerlerinde yapılıyor. Burası tamamen kendine ait ve 1300 metrekare büyük bir arsa payımız var. Burası Kuşadası'nın en büyük evlerinden bir tanesi. Dış cephesine baktığımız zaman villamızın ahşap görünümlü seramik kullanılmış, bordex kaplama, sıva ve boya yapılmış. Akabinde de birinci katında da, zemin katında da doğal taş kaplamalarını görüyoruz. Havuz alanımızın hemen baş kısmında bir şelale alanımız var. Şelale alanının karşı tarafında da denge deposu ve motor deposu mevcut. Evin karşı tarafına baktığımız zaman da ilk giriş kapısının tam karşı alanına baktığımız zaman da orada bir süs havuzumuz var. Hemen benim karşımda da bir jacuzzi alanımız mevcut. Bahçe alanını biraz inceleyelim. Sonra isterseniz evimizin içerisine geçelim. Bahçe alanına geldiğimiz zaman benim ön tarafımda tamamen panoramik full bir deniz manzarası var. Yani bunu alt kattan, bahçeden bile görme şansınız oldukça yüksek. Bunun önü tamamen açık. Kameralardan genelde çok iyi çıkmıyor. Ancak arkamda full panoramik bir deniz manzarası var. Aynı zamanda da hem Sisam Adası yani Yunanistan manzarası var. Aynı zamanda da şehir manzaramız mevcut. Adım taşlarından yürüdüğümüz zaman bizi barbekü alanına getiriyor ve barbekü alanı oldukça büyük bir barbekü alanı, kameraya alanı tercih edilmiş burada. Işıklandırmaları yine tam karşı tarafımda mevcut. Şu şekilde gösterebilirim size. Üstü yarı kapalı vaziyette. Hemen sağ tarafımda da bir barbekü, yani grill yapabilmeniz için de bir barbekü alanı da burada bırakılmış. Hemen yan tarafında da bir lavabo alanımız da mevcut. Barbekü alanının hemen yan tarafına geldiğimiz zaman da burada spor yapabilmeniz için aletler konulmuş. Aynı zamanda eğer ki çocuğunuz varsa da burada vakit geçirmesi için de bir çocuk park alanı düşünülmüş. Bu malikanemizde yaşarken ailenizle ve çocuklarınızla burada keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Malikanemizin içerisinde de burada çim alanının üzerine şenzong alanı olarak değerlendirilmiş. Tabi isterseniz şenzongları farklı bir yere de taşıyıp istediğiniz yerde de kullanabilirsiniz. Yine arkamda meyve ağaçları görüyorsunuz. Hem sağ tarafımda hem de sol tarafımda meyve ağaçlarımız da mevcut. Ayrıca bahçemizin içerisinde de palmiye ağaçlarımız mevcut. Tam karşımda da iki tane palmiye ağacımız yer alıyor.
Bu malikanemizin içerisinde de duvar kenarlarında da oldukça fazla bitki ve ağaçlar dikilmiş. Karşı komşuyla aramıza da limon çamları dikilmiş ve limon çamları da büyüdüğü için kesinlikle karşı komşuyu da görmüyoruz. Arka bahçemize geçmeden önce villamızın ön tarafında bir oturma alanımız var, teras alanımız var. Buradan da bahsetmek istiyorum. Burada da oldukça büyük bir oturma alanı mevcut. Burada oturduğunuz zaman da tam karşı alanınızda full panoramik bir deniz manzaramız var. Aynı zamanda karşıda barbekü alanını da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine buradan evin içerisinden salon kısmından çıkabilirsiniz. Arka bahçeye geçerken hemen sağ tarafımda mutfak alanının dışarıya çıkış kapısı görünüyor. Buradan devam edince evimizin arka cephesine geçiyoruz. Yani otoparkın tam ön kısmına geliyoruz burada. Malikanemizin diğer cephesine geldiğimiz zaman da elektronik sistemler görüyoruz. Ozmos sistemi, yani yedek tanklı ozmos sistemi kurulmuş. Evimizin içerisinde akan bütün suyumuz temiz, arıtılmış, içilebilecek vaziyette su akıyor. Tabii bu da oldukça hayatımızı kolaylaştırıyor. Ozmos sisteminin hemen yan tarafına geldiğimiz zaman da evimizin klima ihtiyacını karşılayacak iki tane motor sistemimiz var. Bunlar Daikin marka ve inverter sistem. Yani evimizin bütün odalarındaki ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını karşılayacak motorlarımız burada barınıyor. Buna da multi sistem deniliyor. Hemen yan tarafına geldiğimiz zaman da burada ısı pompamız var. Bu da kış aylarında evimizde yerden ısıtma olduğu için yerden ısıtma sistemini kullanabileceğiniz bir ısı pompası burada mevcut. Sistemlerimize baktıktan sonra hemen benim gözüme çarpan yine burada sağ tarafında bir palmiye ağacı konumlandırılmış. Yine ön cephede de bu palmiye ağaçlarını görmek mümkündü. Drone görüntülerinden de havadan da sizin için çektik. Oradan da görebilirsiniz. Yine bahçemizin içerisinde de oldukça fazla bitki ve ışıklandırmalarımız da mevcut. Dış cepheye baktığımız zaman üst kattaki merdivenden çıkarken burada ince yukarıya doğru uzunlamasına pencereler bırakılmış ve bu pencereler de evimizin merdiven alanını da oldukça aydınlatıyor. Dış cephemizde de seramik kaplama üzerine voliboşür ışıklandırma tercih edilmiş. Hemen buradan evimizin dış kapısına geldiğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi aracınızı otoparkınıza park ediyorsunuz. Sonra buradan yürüdüğünüz zaman evimizin tam giriş kapısına geliyoruz. Hadi şimdi evimizin içerisini gezelim. Malikanemizin giriş kapısından içeriye giriş yaptığımız zaman Sur marka çelik kapımız var. Çelik kapımızın arkasında bir aparat görüyorsunuz. Yani bu evimizde parmak izli giriş var. Parmak izinizi tanıttığınız zaman anahtar olmadan parmak izinizle evinize giriş yapabilirsiniz. Bu da artı bir özellik. Diğer evlerimizde bu özellik yoktu biliyorsunuz. Yine girişte hemen sağ tarafımda bu evimizde ayrıca akıllı ev sistemi var. Yani siz uzaktayken ya da evdeyken buradan kontrol edebilirsiniz. Dışarıdaysanız da telefon uygulamasını indirip isterseniz app üzerinden panjurlarınızı açıp kapatabilirsiniz veya klimalarınızı açıp kapatabilirsiniz. Mesela diyelim yurt dışında yaşıyorsunuz, buraya gelmeden önce app'e girip klimaları açıp evinizi soğutabilmektesiniz. Akıllı ev sistemimizden de evimizin bu tür ihtiyaçlarını kontrol edebiliyorsunuz. Yine girişte çelik kapıdan girdiğim zaman hemen sol tarafında şu alanda bir süs havuzumuz var burada. Ve ayrıca burada bir oturma alanımız var. Şu şekilde göstereyim. Burada isterseniz gün içerisinde bir kahve içebilirsiniz ya da havuza girdikten sonra dinlenmek için buraya da kullanabilirsiniz. Teras alanın karşı tarafında ise burada bir portmantomuz var. İsterseniz ayakkabılarınızı da burada barındırabilirsiniz. Yine burada ceket vesaire de buraya asabilirsiniz. Üst katımıza çıkış merdivenimiz burada. Ahşap bir merdivenimiz var. Ancak üst kata çıkmadan önce size alt kattan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu evimizde biraz ekstrem şeyler var. Yani mesela hamam var, sauna var. Yani 5+1 bu evimiz. 300 metrekare kullanım alanımız var. Salon alanımıza geldiğimiz zaman büyük bir salon alanı bizi karşılıyor. Sağ tarafımda ışıklandırmalı görsel bir barisör var. Tavanlarımızda led aydınlatma sistemimiz var. Burada üst tarafta ince uzun bir pencere alanımız bırakılmış. Hemen karşı tarafında bir mutfak alanımız var. Mutfak alanının içerisine geldiğimiz zaman mutfak ayrı bir bölümde, yani salonun ayrı bir bölümünde yer alıyor. İsterseniz salonu kapatabilme imkanınız da olur. Mutfak alanımız asmalı kullanılmış burada. Evimiz burada konumlandırılmış. Üste açmalı dolaplarımız var bu şekilde. Mutfak alanımızda bulaşık makinesi tam karşımda konumlandırılmış.
Üstünde fırın alanı ve mikrodalga alanı da burada bırakılmış. Hemen yan tarafına geldiğimiz zaman da burada bir buzdolabı alanımız mevcut. Aynı zamanda bu mutfağımız ada mutfak konumlandırılmış burada. Yani bu da kadınlar için bence çok önemli. Çünkü mutfakta barınma ihtiyacı çok oluyor. Bunun içinde ne kadar büyük bir mutfak yapılırsa o kadar da avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yine burada Bosch marka bir elektrikli ocağımız var. Hemen ön tarafında da tezgahın içerisinden çıkan bir davlumbazımız var burada. Mutfak alanından da isterseniz bahçe alanına çıkabilme imkanınız bulunuyor. Burada sürgülü bir kapımız var. Salon alanımıza geçerken tam karşı tarafında bir şömine alanı benim gözüme çarpıyor. Bildiğiniz üzere burada bir yerden ısıtma sistemi var. Yaz kış burada yaşayabilirsiniz. Ancak tabii buna ekstra olarak burada bir şömine alanı bırakılmış. Bu şömine alanımız elektrikli. İsterseniz görsel olarak çalışıyor. İsterseniz de ısıtıcı olarak da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bir menfez sistemi var. Buradan da sıcak havayı üflüyor. Tavanlara baktığımız zaman barisör sistemi var tavanlarda. Yani barisör LED aydınlatma kullanılmış. Burada bütün odalarımızın içerisinde klima sistemimiz var. Tam karşımda görmüş olduğunuz gibi dışarıda da biraz önce göstermiştim size. Inverter yani Daikin marka inverter klima sistemimiz var. Aynı zamanda multi sistem. Karşı alanımda da bir teras alanımız var. Teras alanına çıkarken görmüş olduğunuz gibi burada bir sineklik alanımız var. Yani villamızın dışarıya açılan bütün kapı pencerelerin hepsinde sineklik kullanılmış. Aynı zamanda panjur sistemimiz var. Buna ek olarak da alüminyum kullanılmış. Yani buradaki dış cephede komple kullanılan ürünler alüminyum olarak tercih edilmiş. Teras alanına çıktığımız zaman burada bir oturma alanımız var. Oturma alanımızın hemen sol tarafında havuz alanımız var. Biraz önce size dışarıdan kısaca bahsetmiştim. Havuz alanımızın hemen burada baş kısmında bir merdiven alanımız konumlandırılmış. Tam karşı tarafında bir şelale alanımız var. Hemen sol tarafında da jacuzzi alanı ve sol tarafında da yine süs havuzumuz konumlandırılmış. Evimizin içerisine tekrardan giriş yaptığımız zaman salon alanımıza geliyoruz. Salon alanımızın tavanının etrafında komple LED aydınlatma sistemi kullanılmış. Yani LED havuz sistemi kullanılmış bu evde. Buradan koridor alanına geçelim. Alt katımızı bitirelim ve üst katımıza birlikte çıkıp üst katımızı da birlikte tanıyalım. Çelik kapımızdan biraz önce girdiğimiz zaman sağ tarafımdaki salon alanına bakmıştık. Şimdi de sol tarafımıza bakacağız. Sonrasında üst katımıza geçeceğiz. Hemen burada sağ tarafında bir tuvalet banyo alanımız var. İçerisine girdiğimiz zaman karşı tarafında burada bir duş alanımız var. Halupenimiz burada konumlandırılmış. Sol tarafında Hilton lavabomuz bulunuyor. Buradan çıkıp tam karşı alanıma geldiğim zaman da burada bir sauna alanımız var. Yani bu biraz alışık olduğumuzun dışında biliyorsunuz genelde çok tercih edilmiyor ya da evler çok büyük yapılmadığı için yeterli alan kalmıyor ve sauna ve hamam yapamıyor müteahhitler. Ancak burası büyük bir villa olduğu için de burada sauna ve hamam alanımız da mevcut. Sauna alanımıza hemen baktığımız zaman burada bir ocak alanımız var. Yine etrafımız komple ahşapla kapatılmış. İsterseniz de burada kullanmak için, havalandırmak için bir penceremiz de bulunuyor. Hemen yan tarafına geldiğimiz zaman da yan tarafında burada hamam alanımız var. Burada göbek taşımız ısıtmalı. Yani Türk geleneklerine göre dizayn edilmiş bir hamam burası. Üst tarafta görmüş olduğunuz gibi barisör sisteminde LED aydınlatması yapılmış. Karşı tarafında yine sineklikli alüminyum olarak bir pencere alanı bırakılmış. Sol tarafında yine çeşmesi de burada bulunuyor. Hamam alanımızdan çıktığımız zaman alt kattaki büyük bir yatak odamıza geliyoruz. Burada hani ileriki yaşlarda eğer ki ailemizin bir üyesi varsa üst katlara çıkmadan alt katla düz ayak olarak tamamen burada yaşayabilir. Burada büyük bir odamız var ancak şu an burası tabii hani oturma alanı olarak değerlendirilmiş. Siz isterseniz burayı yatak odasına da çevirebilirsiniz. Tavanlara baktığımız zaman barisör sistemi var, LED aydınlatma sistemimiz var. Yerde seramik kullanılmış. Duvarda burada koyu gri renk kullanılmış ve biraz önce bahsetmiş olduğum gibi bütün odalarımızda da klima sistemimiz mevcut. Buna ek olarak buradan alt kattan çok panoramik full bir deniz manzarası var. Şehir manzarasıyla birlikte de ön tarafımızda da havuz alanımız da mevcut. Yani buradan hem gündüz hem akşamları da ışıl ışıl çok güzel de bir manzarası var. Buraya gelip gördüğünüzde umuyorum ki bana hak vereceğinizi de düşünüyorum.
Malikanemizin merdiven alanından üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken hemen görmüş olduğunuz gibi burada asma bir merdiven, ahşaptan merdiven alanı kullanılmış. Yine sol tarafında biraz önce dışarıdan da göstermiştim. Yukarıya doğru ince uzun 3 tane penceremiz var. Bunlar da buranın ciddi anlamda bir aydınlanmasını sağlıyor. Aynı zamanda tabii üst katımıza çıktığımız zaman da burada tam ön tarafında kocaman büyük bir pencere alanımız var. Sürgülü bu aynı zamanda. Yani burası Fransız balkon gibi tercih edilmiş. Buradan da karşı tarafında da full bir deniz manzarası da bizi karşılıyor. Herhangi bir problem olduğunda veya çatıya çıkmak istediğinizde de burada yine cam kullanılmış büyük bir ışıklandırma alanımız da burada mevcut olduğunu söyleyebilirim size. Alt kattaki yatak odamızı, salonumuzu incelemiştik. Burası toplamda 5 oda, 1 salon, 1 hamam, 1 sauna alanımız mevcut. Üst katta, 2. katta toplamda 4 odamız var. 4 odamızın içerisinde de kendine ait ebeveyn banyosu var. Sağ tarafında Hilton lavabosu var. Işığını da açalım. Evet, buradan ışığını açtığımız zaman sol tarafında Hilton lavabosu var. Hemen arka tarafında da bir duşakabin alanımız var. Bu odanın penceresi yok ancak hani tavanda da ileride herhalde görüyorsunuz orada da bir aspiratör sistemimiz var. Yani buradaki havalandırmayı da aspiratör yardımıyla sağlanabildiğini söyleyebilirim. Üst katta toplamda 4 tane yatak odamız var. 4 yatak odamızda da 2 tanesinde balkon var. Balkon alanına çıktığımız zaman buradan Sisam Adası'na kadar full panoramik bir deniz manzaramız var. Akşamları da şehir manzarasında buradan görmek mümkün olduğunu söyleyebilirim size. Evimizin bütün odalarından, salonundan, bahçesinden, her yerinden de full deniz manzarası olduğunu da söyleyebilirim. İkinci katımızdaki ikinci yatak odamıza geçmek istiyorum. Geçerken hemen sağ tarafında burada bir çamaşır makinemiz ve kurutma makinemiz yer alıyor. Sağ tarafında da üst katımızdaki yani yerden ısıtma sisteminin ikinci katının kontrol merkezi bulunuyor. Hemen karşı tarafıma giriş yaptığım zaman da sağ tarafında da aynalı bir dolaplarımız mevcut. Yine bu odamızın içerisinde de diğer odalarda olduğu gibi tuvalet banyosu da burada konumlandırılmış. Şu şekilde gösterebilirim size. Hemen sağ tarafında Hilton lavabo var. Yanında tuvalet gömme rezervuarlı tuvaletimizle birlikte yan tarafında duş alanı da konumlandırılmış. Yatak odamızın içerisine girdiğimiz zaman da yine burada da Fransız balkonumuz var. Bu odamız da diğer odamız gibi yine deniz manzaralı. İkinci katımızda iki tane yatak odamızı görmüştük. Şimdi diğer iki yatak odamıza geçeceğiz. Sağ tarafından yine biraz önce de anlatmıştım. Deniz manzaramız mevcut. Yani merdivenden çıkar çıkmaz. Tam karşı alanıma geçerken yine burada da bir dolap alanımız mevcut. Odamızın içerisine girdiğimiz zaman yine bu odamıza da özel, yani bu odamıza özel içerisinde sol tarafta dolap alanı bulunuyor. Diğer odalarda olduğu gibi de burada yine tuvalet banyo var içerisinde. Şu şekilde gösterebilirim. Yani her odanın burada alt kattaki odanın ortak tuvalet banyosu var. Üst kattaki bütün odaların kendine ait tuvalet banyoları mevcut. Odamızın içerisindeki tuvalet banyomuzda da Hilton lavabosu. Yan tarafında tuvaleti, yan tarafında da aynı zamanda duş alanında konumlandırılmış. Odamızın içerisine giriş yaparken de yine buradan da full panoramik bir deniz manzarası var. Bu villamızdaki en çok beğendiğim özellik de tabii bahçe paylarının çok büyük olması, bütün odalarından full deniz manzarası olması açıkçası beni burada mutlu etti. Evet, evimizin ana ebeveyn yatak odasına geliyoruz. Ana yatak odasına geldiğimiz zaman da yine diğer odalarda olduğu gibi burada da içerisinde tuvalet banyomuz var. Yani bu evde toplamda 5 tane tuvalet banyo alanımız var. Yine Hilton lavabomuz var, gömme rezervuar tuvaletimiz var. Yan tarafında da duşakabin alanımız var. Ana yatak odamızın ebeveyn banyosundan çıkıp odamızın içerisine girdiğimiz zaman yine burada da yerlerde seramik kullanılmış. Tavanda barisör sistemi kullanılmış. Yine bu odamızda da diğer odalarımızda olduğu gibi klima sistemimiz mevcut. Büyük bir oda burası, yani evimizin en büyük odası. Buradan balkon alanına çıktığımız zaman da buradan bahçenin de ferahlığını görmek oldukça mümkün. Aynı zamanda karşı alanımızda da Sisam Adası manzaramız mevcut. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.